IHS Market firmasının denizcilik sektörüne yönelik bir ürünü olan SeaWeb üzerine konuşmak üzere toplandık. SeaWeb, title'da da görebileceğiniz üzere dünyanın en kapsamlı denizcilik rehberi olarak geçiyor. Bu ürünün en büyük sebebi açıkçası IMO numarası, IMO numarasını, International Maritime Organization numarasını şu anda dünyada atamaya tek yetkili kurum olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla çok büyük bir veri akışı sağlanıyor IHS'e. IHS Market bu hakkı, bu numarayı atama hakkını Lloyd's Register'dan satın alarak bu numarayı 2006 yılından beri atayan tek yetkili kurum. Yani IHS SeaWeb'in aslında gücü birazcık buradan geliyor. Konuya girmeden önce, bu hizmete, ürüne girmeden önce isterseniz biraz online bilgiden bahsedeyim. Biz ikimiz ne yapıyoruz şeklinde. Biz 2014 yılından beri dünya çapında tedarikçilerimiz bulunuyor ve Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler'de bilgi servisi ve teknoloji alanlarında hizmet veriyoruz. Kadromuzda yaklaşık 35 yıla varan deneyimli arkadaşlarımız bulunuyor. Biz hizmet verdiğimiz kurumları kabaca üçe ayırıyoruz. Bunlar akademik kurumlar, üniversiteler, akademisyenler birincisi. İkincisi üretim yapan, Ar-Ge yapan özel şirketler. Bir üçüncüsü de kamu kuruluşları, devletin kamu kuruluşları. Bu organizasyonlara tedarik ettiğimiz hem ürünler hem hizmetler bulunmakta. Bunlar şu şekilde özetleyebiliriz bizim ürün ve hizmetlerimizi. Araştırma veri tabanlarımız, çevrim içi eğitimlerimiz, e-dergi, e-kitaplarımız, endüstri standartlarını tedarik etme hizmetlerimiz, yayınlar, yayın hizmetlerimiz, redaksiyon hizmetlerimiz, çeviri hizmetlerimiz, klinik araştırmalar. Bu şekilde hizmet ve ürünlerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz sektöre, kurumlara, kamu kuruluşlarına, üniversitelere. Biraz da IHS Market hakkında bilgi vereyim. IHS Market bizim en büyük temsilcilerimizden, çözüm ortaklarımızdan bir tanesi. Akademinin ve endüstrinin çok kritik alanlarında teknik bilgi, uzmanlık, danışmanlık sağlayan bir firma. Çok büyük bir firma. New York borsasında işlem görüyor. Bu firma Global Fortune 500'ün %80'i ile çalışıyor hali hazırda. 140 ülkede 50 binden fazla müşterisi bulunmakta ve 14 binden fazla da çalışanı bulunmakta. IHS Market'in de kendi içerisinde farklı farklı hizmet verdiği alanlar var. Bu akademi bir alan, havacılık savunma bir alan, ziraat, otomotiv, kimya, inşaat, enerji, oil and gas sektörü, finans, sigorta, life sciences ve bugün konuşacağımız denizcilik gibi sektörlerde hizmet veriyor. Sunumun başında da söylediğim gibi IHS Maritime and Trade dediğimiz denizcilik bölümünün büyük ünü aslında IMO atama yetkisinden geliyor. Lloyd's Register'dan bu yetkiyi alarak kendisine çok büyük miktarda bir veri akışını sağlamış durumda şu anda IHS. Bir lider bilgi tedarikçisi konumunda. Bugün konuşacağımız Maritime Portal dediğimiz hizmet, ürün iki bölümden oluşuyor. Bir tarafta SeaWeb var, öbür tarafta da ISLive var. SeaWeb bölümü gemilerle ilgili, limanlarla ilgili, tersanelerle ilgili, denizcilik firmalarıyla ilgili bilgi veren bölüm. ISLive da gemilerin hareketleriyle ilgili bir bölüm olacak. Burada gördüğünüz üzere SeaWeb 100 gross tonun üzerinde tüm gemiler için bilgi sahibi. Bu Statcode 5 gemilerin tanımlanması ve kategorizeleştirilmesi IHS'in aslında bir buluşu. 5 sistemli bir kod düzeni geliştiriyor ve bu artık sektörde, denizcilik sektöründe bir
otorite olarak kabul ediliyor. Yani herkes bu kodu, bu sistemi kullanmaya başlıyor. Sistemin içerisinde 220 binden fazla gemi bulunuyor. 290 binden fazla da gemi sahibi, owner olarak geçen firma bulunuyor. IceLive tarafına baktığımızda, IceLive tarafı dünyanın en geniş kara bazlı alıcı ağına sahip bir bilgi akışı sağlıyor sistemimize. Bunun yanı sıra sadece kara bazlı değil, okyanus aşırı gemilerin yerlerini tespit edebilmek için 6 adet uydusu bulunmakta. Bunu sadece IHS finanse edebiliyor. Bu şekilde gemilerin okyanus aşırı anlık hareket bilgilerini ulaştırabiliyor müşterilerine. Sistemin içerisinde aynı zamanda 15.500 liman ve tersane bilgisi de bulunuyor. Bunun yanında denizcilik firmalarıyla birlikte. Sistemimiz her dakika güncelleniyor. Ve daha önce belirttiğim gibi tek yetkili IMO numarası tedarikçisi olarak yerini alıyor sektörde. Bu sistemi kimler kullanıyor? Müşterilerimiz çoğunlukla gemi sahipleri, acendalar oluyor. Bunlar iş geliştirme ve rakip analizi yapmak için kullanıyorlar. Aynı zamanda operasyonel verimliliklerini arttırmak için de kullanıyorlar. Yine aynı şekilde liman işletmeleri ve denizcilik ekipmanı tedarikçileri de bizi bu şekilde kullanıyor. Sigorta firmaları tabii ki risk analizi yapmak için ve müşterilerini memnun tutabilmek için gemilerin ve firmaların bilgilerine ulaşmak istiyor. Nasıl bir risk alıyorum ben bu gemiyi sigortalarken? Kamu kurumları bizi kullanıyor. Ajanslar, dernekler, denizcilik dernekleri, gerek almanak hazırlamaları olsun, gerek çıkan bültenlerinde, denizcilik bültenlerinde, gazetelerde kullanılıyor. Tabii ki brokerler kullanıyor sistemimizi ve gemi kiralayan charterer firmalar kullanıyor. Bu sistem içerisinde çok farklı filtreleme seçeneklerimiz var. Bu filtreleme seçenekleriyle 200 binden fazla gemiyi, 240 binden fazla firmayı çok hızlı bir şekilde arayıp istediğiniz şekilde raporlama yapabiliyorsunuz. Bunu yaparken görselleştirme imkanınız da oluyor. Sistem size farklı farklı katmanlarla liman trafiğini, gemilerin anlık pozisyonlarını, tiplerine göre yani LNG tankerleri ayrı, bulk carrier'ları ayrı bir şekilde mesela görüntülemenize ve görselleştirmenize imkan sunuyor. Hava durumu bilgisi de var. 5 güne kadar hava durumu bilgilerini de görebiliyorsunuz bu IceLive sistemi içerisinde. Filoların son 6 aylık performanslarını inceleyebiliyorsunuz ve rakip analizi yapabiliyorsunuz. Ve tüm bunları export edebiliyorsunuz. Excel'e veya istediğiniz herhangi bir formatta raporlama yapabilmek için dışa aktarıp yapma seçeneğimiz de mevcut. Ve bir takip sistemimiz var. Watch list dediğimiz bu takip listeleri gemiler hakkında size liste oluşturup bir değişiklik olduğunda uyarı gönderiyor. Bu da güncel kalmanız için yardımcı bir sistem olarak geçiyor. IHS bu bilgiyi dediğim gibi en başta IMO numarasının tek atama yetkisine sahip olan kuruluş olarak yapıyor. Bu bilgi de buradan geliyor. Bunun yanında IHS'in çok büyük bir firma olması ve sektörde birçok farklı sektördeki işbirlikleriyle sistemini daha da geliştiriyor. Bu işbirlikleri arasında gördüğünüz gibi KLAS kuruluşları, bayrak otoriteleri, port state kontroller, gemi sahipleri, limanlar, tersaneler, Lloyd's Register ofisleri, ekipman tedarikçileri, basın kuruluşları ve brokerlerle müşterilerimiz yer alıyor. ISLA bilgisi de bu şekilde 1800'den fazla karabazlı alıcımız, 18 uydu anlık veri sağlıyor ve her dakika güncellenerek sistemde gemilerin güncel konumlarını görmenizi sağlıyor. IHS'e akan bu bilgi nasıl işleniyor? Öncelikle elektronik olarak işleniyor. Sonra manuel olarak analistler tarafından işleniyor. Bilginin indekslenmesi için tasarlanmış arkada software'lar, yazılımlar var. Bunların kontrolünden geçiyor. 365 bin güncel tutuluyor.
Şimdi isterseniz buraya kadar herhangi bir sorunuz yoksa sisteme geçebiliriz. Canlı olarak demo yapabiliriz. Çünkü bu Şöyle ürünü bir soru var bana Çağatay Bey, buyurun. özelden bu IMO numarası hakkında nedir? Neden bu kadar önemli diye bir soru gelmiş bana. IMO numarası neden bu kadar önemlidir? IMO numarası 100 gross ton üzerindeki bir geminin tanınması için ona atanan bir kimlik numarasıdır. Yani bizim nasıl TC kimlik numaralarımız varsa gemileri de tespit edebilmek için bir uluslararası anlaşmalara göre, deniz hukukuna göre bir numara atanır. Bu numarayı eskiden Lloyd Register atıyordu kurum olarak. Bu yetkiyi IHS Markit devralınca artık bu bilgi akışı IHS'e geçti. Her gemilere böyle tepeden baktığınızda büyük dolarla yazılmış numaralar, bir sayı görürsünüz. O sayı işte geminin TC kimliğidir aslında. Bu TC kimliği alabilmek için de tabii ki bu numarayı atayan kuruluşa bazı bilgiler vermek durumundasınız. Yani geminin inşa özelliklerinden tutun, yapım yılı, hangi tersanede yapıldığı, hangi materyaller kullanıldığı, gövdesinde, güvertesinde, bu şekilde bilgileri vermek durumundasınız. Ama özetle hani sorunun cevabı, IMO numarası gemiler için, 100 gross ton üzerindeki gemiler için bir kimlik numarasıdır aslında. Teşekkürler. Başka bir sorumuz var mıdır? Kısmında var. Bir siz görebiliyorsanız tekrar herkes açık Hemen galiba. bakalım. Bakmayın çok beceremiyorum şey işini, hele ki sunum yaparken. Ermen Bey, bu şeyi nereden açıyoruz Ben tekrardan? IP numarası çıkı görmek. söyleyeyim. Ben Buyurun, söyleyeyim. Serdar lütfen. hocamız sormuş. TC kimlik örneği yerinde olduğu diyor. IMO numarası verme yetkili bir kuruluşun bu bilgileri üçüncü partiler ile paylaşması nasıl oluyor? IMO numarası vermeye yetkili bir kuruluşun üçüncü partiyle paylaşması. Evet, bu bilgileri üçüncü partilerle paylaşması nasıl oluyor demiş. Conflict of interest diye de bir not daha bırakmış. Açıkçası çok bilmediğim bir konu yani. Bunu ben not alıyorum. Serdar Bey e-mail adresini bize paylaşabilirse bu konuda araştırma yapıp kendisiyle bilgi paylaşalım hemen. Tamamdır, teşekkürler. Biraz daha yalnız Paylaştığında detaylandırabilir mi üçüncü partilerle? Yani bunu IHS'in bir şey olarak, bir ürün olarak sunması hani durumunda mı third party ile paylaşması, nasıl bir şeyi var, sorumluluğu var tarzında bir evet. sorum acaba? Tamam. Şimdi bir sesim geliyor mu acaba? Evet, buyurun Serdar Bey. Ya kusura bakmayın, bir evdeyim, biraz da rahatsızım. O yüzden Geçmiş sessizden olsun. halledeyim dedim de. Şimdi Estağfurullah. hani TC örneği şöyle iyi oldu. Hani devlet TC numarası veriyor. Bir de düşünsenize, bu TC numarasını reklamcılarla şeylerle paylaşıyor gibi düşünün. Yaratacak kaos veya en azından izin durumu. Yani benim bir gemim var. Sen bu numarayı veya gemiye ait diğer bilgileri nasıl paylaşıyorsun? Bunun bir yasal bir zemini olmalı ve buradan doğabilecek tazminler ya da çıkarlar biraz karışık bir şey geldi bana. Yani ben veriyorum, bir de tek yetkilisin diye başka bir kaynağa ulaşamıyor. Zaten senin de tek pazar olmuş oluyorsun. Bir de bu durum var. Bir de diğer de bahsettiğim nokta var. Teşekkürler. Tamamdır. Ben bu konuda gerekli araştırmayı yapıp sizinle paylaşırım. Ama IMO numarası yani tek yetkili kuruluş. Evet, ama zaten uluslararası hani denizcilik hukukunda yani çok gemilerin bilgileri gizli saklı olacağını da zannetmiyorum. Birazdan sisteme bakacağız. Yani herhangi bir şekilde aslında ulaşabileceğiniz bilgiler de var burada. Yani çok gizli bir bilgiyi aslında tedarik etmiyor IHS.
Ama dediğim gibi çok detaylı bir hani cevap veremem size şu anda. Bu konuyu biraz araştırmam ve IHS'le görüşme yapmam gerekiyor. Sonrasında Erman Bey vasıtasıyla da sizinle iletişime geçip bilgileri paylaşırım. Başka soru var mıdır? Şu an yok. Buyurun Sanırım Çağatay Bey, yok. devam edebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi isterseniz canlı demomuza geçelim. Sistemimiz bu şekilde. Böyle bir ekranımız, ana ekranımız olarak geliyor. Sistemi kullanması aslında çok basit, kolay. Burada örnek olarak aradığımız bir gemi, Faruk Kuhan yazalım mesela. Bir gemi ismiyle buradan arama yapabiliriz. Gemi ismi eğer elimizde yoksa IMO numarasıyla arama yapabiliriz. Burada bayrağa göre Cezayir bayrağı, Angola bayrağı istediğimiz bir bayrağı seçip buna göre arama yapabiliriz. Burada esasen yapabileceğiniz iki tane durum söz konusu, arama söz konusu. Birincisi belli özelliklere sahip gemileri veya firmaları getirtmek sisteme. Veya spesifik olarak aradığınız bir gemi varsa veya bir firma varsa, tersane varsa, liman varsa onları bulup onların özelliklerine bakmak. İsterseniz bir gemi örneğinden gidelim. Faruk yazalım. Bakalım bize neler getirecek. Eski isimleri de, ölü gemileri de alalım. Sistemden attık, kusura bakmayın. Bakın 4 tane sonucum hemen geldi. Bunların hepsi eski isimli. Hemen bir firmanın IMO numarasının üzerine tıklıyorum. Bir geminin, özür dilerim. Ve gemi hakkındaki detayları birazdan görmeye başlayacağız. İnternet biraz yavaş sanırım. Bakın gemiyle ilgili gemi ismi, SEAMA, IMO numarası, call sign'ı, MMSI numarası, bayrağı, operatörü bu şekilde size genel bilgileri veriyor sistem. Bu sol tarafta bazı filtrelerimiz var. Owner and registration yani sahiplik ve kayıt bilgileri gibi. Operatörün üzerine tıklayabilir misiniz sorusu geldi. Tabii ki. Buyurun, operatör bölümü. Şimdi operatöre tıklayarak burada, bu sistem bu arada birbiri arasında geçmiş veri tabanlarından oluşuyor. Dolayısıyla ben buraya tıkladığım zaman hemen Company Details, şirketler bölümüne geçtim. Yani CWeb Ships'ten CWeb Companies bölümüne geçmiş oldum. Burada özellikle bakmamızı istediğiniz bir bölüm var mıdır? Tamamdır. Hemen geri dönüyorum. Burada ben solda tıkladıkça bana bilgiler düşmeye başlayacak. En başta Owner and Registration bilgisi. Dediğim gibi bu geminin Ship Manager'ı kim, operatörü kim, DOC firması kim şeklinde görebiliyorum. Sahipliğin geçmişini görebiliyorum. Yani bu firma kimin himayesi altındaydı bu gemi, özür dilerim. Bu şekilde geçmişe doğru giderek firmanın ticari geçmişine bir göz atıyorum. Daha da altında P&I, Registration, bilgilerine ulaşabilirim. Burada bakın. 2006'da başlamış P&I bilgisi örneğin 2017'ye kadar nasıl gelmiş? Bayrak, call sign bu bilgilerini de
görebiliriz. Hemen yukarı çıkıyorum. Şimdi mesela owner and registration bilgisini görmek istemiyorum ama makine bilgilerini görmek istiyorum. Bakın, machinery overview, one oil engine single reduction geared to subscription driving one CP propeller. Bu şekilde kim tasarlamış? MAN. Burada teknik bilgilerini görebilirsiniz. Yardımcı motor. Bu şekilde. Tabii thruster, bunker, boiler bilgileri varsa elimizde mevcutsa onları da sergiliyoruz burada tabii ki. Veya geminin boyutları ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyorum. Burada uzunluğu, genişliği burada görebilirsiniz. Bu şekilde. Tonaj bilgileri tabii ki. Gross ton, deadweight olarak. Ve sertifikasyon bilgisini de burada görüntüleyebiliriz istersek. Ship performans kısmına bakabilir miyiz demiş bir hocamız. Tabii bakabiliriz. Yalnız ship performans kısmı açık değil. Ship performans bölümü üçüncü partiler tarafından sağlanan, Marine Benchmark tarafından sağlanan bir bölüm. Bu tarzda bilgiler ve raporlar var ama tabii her şey X olarak gözüküyor. Bize açık değil şu anda bu demo account olduğu için. Geminin resimlerini yayınlarda kullanabilir miyiz? Sorusu gelmiş. Evet, kullanabilirsiniz. Burayı da kapatıyorum. Özellikle burada bakmamızı istediğiniz bir özellik var mıdır? Hepsini açayım isterseniz. Şöyle gemin baştan yukarıdan aşağı bir bakalım. Biraz uzun sürecek açılması ama biz yukarıdan başlayalım. Bakın, ownership bilgisi. Ownership geçmişi. Aşağı iniyorum. Registration, P&I bilgileri. P&I geçmişi. Bayrak bilgileri. Class bilgileri. Tabii ki gemilerin detentionları, geçirdikleri denetimler, bu bilgilere de buradan ulaşabiliyorsunuz. Bakın, inspectionlar ve detectionlar, detentionlar. Bulunan defektleri de size belirtiyor. Şekilde yavaş yavaş göstereyim isterseniz. Çok geçmişi çok da temiz bir gemi seçmemişiz. Hızlı hızlı geçiyorum. Burada safety management özellikleri. Bir soru geldi ama tekrarlayabilir misiniz Erman Bey? Yakalayamadım. Ya bir hocamız yazmıştı hani üyelik şartlarıyla ilgili. Ben görmüştüm işte sunum sonunu bekliyordum. Portala giriş yapmak için evet üye olmak gerekiyor. Farklı farklı modüller var. Belki o modülleri Çağatay Bey gösterir. Ama üyelik olmadan tabii ki modüllere erişim şansı yok. Ücretlerle ilgili hani şu an açık bir toplantı olduğu için bilgi veremem ama özelden nasıl ve ne şekilde abonelik sağlanacağına dair bilgi verebiliriz tabii ki sizlere. Daha çok kütüphaneler üzerinden abonelik sağlanıyor. Ama fakülte bazında da eğer ki bir ayrılacak bir bütçe varsa tabii ki o şartlarda da abonelik gerçekleştirebiliyoruz bütün üniversitelere. Tabii ki Belki kendisine ben detaylı modülleri bir gösterebiliriz. Evet. mail hazırlarız. Biz kendisiyle paylaşabiliriz. Modülleri ben buraya eklemedim çünkü daha çok hani ürünün neler yapabileceği konusunda, hani satış pazarlamadan çok açıkçası ürünün kapasitelerini göstermek üzerine bir sunum olarak düşündüm. Ama kendisine bütün modüllerle ilgili ve fiyat bilgileriyle ilgili detaylı bir mail hazırlayıp paylaşırız. Bu fix tür mü? Evet, fix tür datalarının paylaşıldığı bölümü sormuş bir hocamız. Öğrenci akademisyen fark etmiyor. Kurumsal aboneliklerimiz var. O yüzden standart
bir fiyatlandırma sunuyor. Yani üniversite bazlı bir abonelik sunuyor. Teşekkür ederim hocam. Beğeninizi gördüm. Başka sorumuz var mıdır? Deneyim. Okuyabiliyor musunuz şu an? Bir soru daha geldi Çağatay. Yok Erman Bey, bana aslında şeyi söyleyebilirsiniz. Tekrardan şeyi nasıl açabiliyorum? Grid view. Ekran paylaşımını durdurursanız aslında şeyden görürsünüz sağ taraftaki. Tamam, durdurayım. Biraz uzun çünkü. Katılımcıların hemen yanında sağ alt üstte sohbet var. Oradan görebilirsiniz. Volkan Bey'den soru gelmiş. Düzeneğin farklı kısımları EcoAssist ya da Marine Traffic gibi başka uygulamalardan da kullanılabiliyor. Burada söz konusu database aynı database midir? Eğer öyleyse diğer ürünler nasıl işlevine devam ediyor ya da edecekler? Şimdi bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bu sektördeki en geniş çaplı veri sağlayıcısı IHS Market. Ve indeksleme işinde yani bilgileri toplayıp kullanıcıların hizmetine sunma konusunda çok tecrübeli bir firma. Bu firmada mesela EcoAssist'te bulmak istediğiniz bilgileri IHS ben EcoAssist'ten alıp bu bilgiyi kendi sistemime de koyuyorum ve çok daha indekslenmiş ve rahat bir şekilde görebilirsiniz şeklinde bir hizmet sağlıyor. Yani aslında EcoAssist'ten aldığı database evet aynı database IHS'in içerisine eklediği. Burada IHS'in yaptığı bir entegratör firma olarak bilgiyi sizin daha rahat kullanabilmeniz için tek bir platformda toplaması. Remzi Bey'den fixture dataların paylaşıldığı bölümlere görebilir miyiz demiş. Evet, oraya fixture bölümüne birazdan geleceğiz Remzi Bey. Yeniden ekranımı paylaşayım sizinle. Şimdi burada gemilerle ilgili bir sorumuz yoksa eğer diğer modüllere geçmek isterim. İkinci bir modül olan firmalar, denizcilik firmaları ile ilgili. Az önce gemilerle ilgili yaptığımız her şeyi firmalar için de yapabiliriz. Açılmasını bekleyelim. Az önce demiştik ya, bir gemiyi spesifik olarak da aratabiliyoruz. Veya belli başlı özelliklere sahip gemileri de seçebiliyoruz. Aynı şekilde spesifik olarak bir firmayı da aratabiliriz. Bu firmanın numarasını girip de bulabiliriz. Veya belli özelliklere sahip, buradan bakın, filosunun özelliklerine göre, order book'larının özelliklerine göre veya hangi ülkelere kayıtlı, hangi portlara kayıtlı bu bilgileri girerek bir genel bir rapor da alabiliriz. Bu ne demektir? Mesela registration control of control'ü Türkiye olan gemileri bana getir şeklinde bir rapor isteyebilirim sistemden. Bunu seçip hemen sağ tarafa atıyorum. Primary location önemli değil. Bakın burada bana bir rapor verecek bu yaptığım işlemin sonucunda. Bu raporda hangi bilgileri görmek istiyorum diye soruyor. Şu anda 3 tane bilgi seçili, filtre seçili. Biri firma ismi, biri lokasyonu, öbürü de registration, nationality of registration. Buraya ben başka şeyleri de ekleyebilirim. Operator for'u ekleyebilirim örneğin. Telefonunu ekleyebilirim. Bulunduğu bölgeyi ekleyebilirim. Web sitesine eklemiyorum. Mesela bu şekilde bir rapor isteyelim sistemden. Bakın registration'ın Türkiye'ye ait olan 1407 tane sonuç buldu. Ben bu raporla istediğim gibi oynayabiliyorum. Bunu alıp istersen buraya da koyabilirim. Yani sistemin kullanımı çok kolay. Bunu ben istersem Excel olarak, PDF olarak istediğim şekilde de bu formatlarda export de edebiliyorum.
Burada mesela özellikle aradığımız bir şey varsa veya bulunduğu bölge olarak mesela sadece İstanbul'dakileri getir şeklinde bir arama da yapabiliriz. Bu şekilde bakın sadece İstanbul'dakileri sıraladı. Bu şekilde özellikler mevcut. Bir firmaya girip spesifik olarak firma ile ilgili nasıl bilgiler görebiliriz? İsterseniz ona da bakalım. Öncelikle firmanın detayları. İsmi, tam ismi, hangi ülkeye kayıtlı olduğu, durumu, şu andaki durumu, ne zaman kurulduğu, numarası, bu tarz bilgilere ulaşabiliriz. Personel bilgisi, bu tabii ana personel bilgisi, bize verilen bir kontak bilgisi. Adres bilgileri. Firmanın yapısı, alt firmaları, kardeş firmaları, bu firma tarafından sahip olunan diğer firmalar veya bu firma hangi ana firmaya bağlı, bu tarz bilgiler. IHS'in bu sahiplik bilgisi oldukça kuvvetlidir bu arada. 7 seviyeye kadar bir sahiplik bilgisine sahip. İkinci olarak bir firmanın filosunu görebiliyorum. Bakın Fleet Size bölümünde Group Owner olduğu 2, Operator olduğu 4, Registered Owner olduğu 1, Ship Manager olduğu 4. Bu şekilde farklı özelliklerle filo özel bilgiler yaşıyorum. Fleet bir bilgisi yok. Burada eğer firma herhangi bir kazaya veya olaya karışmışsa bu bilgileri de görebiliyorum. Bu firmamız için söz konusu değil. Burada sertifikasyon bilgilerine ulaşabilirim. Inspection, detention bilgileri. Firma modülümüz bu şekilde. Buraya kadar bir sorusu olan var mıdır? Yoksa limanlara geçelim mi? Deneme erişimi soranlar var. Mümkün diye biliyorum. Bununla ilgili taleplerinizi tabii ki mail adreslerimizi paylaşacağız. Orada bize iletebilirsiniz. Tamamdır. Buyurun devam edebilirsiniz. Üçüncü olarak tersaneler. Gemiler ve firmalar için yaptığımız gibi tersaneler için de spesifik olarak bir tersaneyi arayabilir veya belli özelliklere sahip olan tersanelerin listesini isteyebiliriz sistemimizden. Örnek olarak hemen yine Türkiye örneğinden gidelim isterseniz. Türkiye'de bulunan tersaneleri bize getirsin. Ships built. Kaç tane gemi inşa ettikleri bilgisiyle beraber getirsin. Bakın Türkiye'deki 211 tane eski, yeni, aktif olan veya şu anda aktif olmayan limanları bizimle paylaştı sistem. Bunu hemen İnşa ettikleri gemi sayılarına göre sıraladım. Aslında burada Serdar Bey'in sorusuna da bir nevi yani kısmen cevap verebiliyoruz. Bakın, builders unknown diyor. Yani burada belli ki bizimle bilgi paylaşılmamış. Bir IMO numarası alırken vermek zorunda olduğunuz bazı bilgiler var. Bunun dışında tüm bilgileri bizimle paylaşmak, yani IHS'le daha doğrusu paylaşmak durumunda değil firmalar. Biz de tabii ki bu sistemde bizimle paylaşılabilen bilgiyi yansıtabiliyoruz ancak. Hemen bir tane örnek olarak tersanemize girelim. Ya da bununla ilgili bilgi yoktu. Başka bir ismi olan bir tersane geçelim. Admarine gemi yapın mesela.
Burada görebileceğiniz en önemli bilgilerden bir tanesi de order book. Yani bir tersanenin elinde yapım aşamasında olan gemileri buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz hemen bir örnek yapalım sizinle. Elinde order book'unda gemi olan bir tersane bulalım. Aramamızı sıfırlıyoruz. Order book'unda maksimum 5 tane gemi olan Türk firmalarını getirsin bakalım. Yani Türkiye'yi seçmedik galiba ama fark etmez. Hemen bir tanesine girelim. Bakmayın. Burada bir tane olsun. Türkiye'yi seçelim. Ada Denizcilik ve Tersane İşletmeciliği. Bakın şu anda Order Book'unda Hilde Launched statüsünde ve Ombo Launched statüsünde iki tane gemi bulunmakta. Gross tonları, type'ları 2021'in 9. ayı, 2021'in 9. ayı geminin sahibi. Bu şekilde isteyebiliyorsunuz. Ve tersanelerle ilgili buraya kadar bir soru yoksa son olarak limanlara geçelim isterseniz. Şurada bir soru vardı. Bu limanlar bilgisini ISPC Buyurun. kapsamında mı elde ediyor? Limanlar bilgisini ISPC kapsamında mı elde ediliyor diye bir soru var. Bir de şu an gösterilen veriler ülkelerin denizcilik idaresinden mi alınmaktadır? Bu ikinci soruya şu şekilde cevap vereyim. Yani bu veri tabanının hangi parçasının nereden alındığını kesin olarak bilmiyoruz. Bunu IHS'e spesifik olarak sormamız gerekiyor açıkçası. Yani bu bilgi elimizde mevcut değil. İlk soruyu tekrar alabilir miyim? Limanlar bilgisini ISPC, ISPS kapsamında mı elde ediyor? ISPC kapsamında elde ediyor. Aynı zamanda limanların kendileriyle de yaptıkları işbirlikleri var IHS Market'in. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Limanlar bölümüne geldiğimizde yine aynı şekilde firmalar, gemiler ve tersaneleri yapabildiğimiz gibi burada da spesifik bir liman arama yapabiliyoruz. Veya ben teşekkür ederim Serdar Bey. Veya belli özelliklere sahip limanları sistemler bize getirmesini isteyebiliyoruz. Burada bütün limanları seçelim. Örnek olarak bakın facility'ler yani liman imkanları. Burada sizin eğer LNG facility'sine ihtiyacınız varsa sadece bu donanıma sahip olan limanları arayabiliyorsunuz. Veya RoRo için aynısını yapabilirsiniz. Bakın burada ISPC compliant olan limanları da görebiliriz. Liman kapasite bilgilerini de istediğimiz gibi sınırlandırabiliriz. Ve sonuç olarak bu gelecek raporu istediğimiz filtrelerle bize göstermesini isteyebiliriz sistemden. Hemen yine bir isterseniz örnek yapalım sizinle. Country'yi Türkiye seçelim. Herhangi bir özellik girmiyorum. Ben burada limanları göstermek açısından. Oradan da bir spesifik bir limana bakarız örnek olması için. Bakın bu şekilde 330 tane liman listeledi bizimle. Hemen Total Ali Ağa limanına gidiyorum.
Şimdi solda bütün bilgileri açtım. Yukarıdan aşağı burada fixtures bilgileri de var. Bu konuda bir soru gelmişti. Oraya da değiniriz. Bakın liman bilgileri. Genel özellikleri limana ait. Limanın görsel bir haritalandırılması. ISPC bilgileri bu şekilde. Bu limanda incelenen gemiler, inspected olan gemiler. Fixtures bölümü sanırım bize açık değil şu anda demo account'ı olduğu için. Biz size Fixtures'la ilgili ayrıyetten bilgi paylaşalım olur mu? Gerekirse ayrı birebir özelden bir toplantı da ayarlayabiliriz ve Fixtures'ı gösterebiliriz. Sanıyorum ki Fixtures bölümü şu anda bize açık değil. Tekrardan bakayım sizin için ama. Yok, hayır. Maalesef ki. Sistemimiz bu şekilde. Bu 4 modülle ilgili sorusu olan acaba var mıdır? Chat kısmında da yok Çağatay Bey. İsterseniz mail adresinizi ben chat Tabii kısmını ben hemen izliyorum. chat. Siz de yazarsanız Tamamdır. Ben de sevinirim. yazıyorum. Güzel katılımlar oldu. İşte gerek Trabzon'dan, Rize'den, Ordu'dan, işte Kıbrıs'tan, İstanbul'dan, İzmir'den gördüğümüz kadarıyla. Mail adreslerimize bilgilendirme geçebilirseniz kendi maillerinizi ya da detaylı taleplerinizi hem sunum kaydını sizlerle paylaşmış oluruz hem de abonelik ve diğer koşullarla ilgili sizleri bilgilendirme şansımız olur. Ya da kurumunuza özel bir demo talebiniz varsa ayrıca farklı bir günde onu da gerçekleştirmek isteriz. Diğer akademisyen, diğer araştırmacılara da bu detayları göstermek isteriz. Ben çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Son söz eğer bir sorumuz yoksa Çağatay Bey'e bırakıyorum. Buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, bizi dinlediniz. Çok geniş bir tabii veri tabanı, çok fazla bilgi var. Burada hani bizden istediğiniz Erman Bey'in de bahsettiği gibi özellikle şu konu hakkında veya bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteriz derseniz biz her zaman yardımcı oluruz. Sizinle detaylı olarak paylaşırız. Yardımcı olamadığımız yerlerde temsilciliğimizin kendisine gideriz. Oradan ürün uzmanları veya sektör uzmanları analist çağırırız ve yardımcı olmaya, bilgi vermeye çalışırız. Elimizden geleni yaparız. Tekrardan teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Ve bir sorumuz yoksa herkese sağlıklı günler ve kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler. Sağ olun.